Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar YDS sınavına gidecekler. Böyle YDS sınavından önce onlara e, bazı konuları değerlendirmek istedim. Bu videoda sadece ve sadece kila ve kilta hakkında bilinmesi gerekenleri işleyip örnek sorular çözerek inşallah e, bir konuyu net bir şekilde zihinlerinde tamamlamak istiyorum kila ve kilta Bir. Hem e, kila müzekker lafızlara, kilta ise müennes lafızlara kullanılır. Her ikisi de anlamı katar. Kilet talebeyni her iki öğrenci, kilte talibeteyni her iki öğrenci şeklinde. Her ikisi de anlamı katar. İsme birleşerek tamlama oluşturdukları gibi zamire de birleşebilirler. Demek ki kila erkeklere kullanılıyor, kilta mühendislere kullanılıyor, bir müzekere bir mühendislere. Her ikisi de anlamı katıyor, mana olarak pekiştiriyor manayı ve bunlar isme birleşebildikleri gibi zamire de birleşebiliyorlar. Hemen örneklerimize bakalım. Kilal muhendiseyni, erkek mühendis dikkat ederseniz, kilal muhendiseyni mühendislerin ikisi de zahibun gidiyor ila mekanil hadiseti olay yerine gidiyor. Kilel muhendiseyni her iki mühendis de zahibun gidiyor. İla mekanil hadiseti olay yerine gidiyor. Dikkat ederseniz kila ve kilta her daim bunlar uzaftır. Biraz sonra ikinci maddede o detayı vereceğiz. Bunlar her daim uzaftır. Dolayısıyla kendilerinden sonra gelen isimler aleni bir şekilde ne yapılır? mecrurlaştırılır. Buradakiler tesniye olduğundan ya harfiyle mecrur olurlar. İkinci örnek. Kiltel mühendiseteyni her iki bayan mühendis calisetun oturmaktadır. Fil mektebi ofiste. Ofiste oturmaktadır. Ofiste oturuyor. Burada da dikkat ederseniz bayan mühendisler için neyi kullandık? Kilta kelimesini kullandık. Bu isme birleşme örneğiydi. Yukarıda ne dedi? İsme birleşecekleri gibi zamire de birleşebilirler. Eyvallah. Şimdi bir de onun örneğini görelim. Kilana her ikimiz de bu bayan için olur, erkek için olur ama haberden anlıyoruz ki erkek içinmiş. Kilana her ikimiz de kila ve e, buradaki hırriç iki tane delil erkek için olduğunu gösteriyor. Kilana her ikimiz de hırricun mezunuz minel camiati üniversiteden. İkimiz de üniversite mezunuyuz. Üniversiteden mezunuz. Diğer örnek dikkat ederseniz na zamirine birleşmiş. Kiltahuma onların ikisi de hırricetun. Burada kiltadan ve hırricetundan anlıyoruz ki iki bayana yönelik bir cümle kurulmuş. Kiltahuma onların ikisi de hırricetun mezundur. Minel camiati üniversiteden mezundur dedik. Birinci kuralımız buydu. Kila erkeklere, müzekkerlere, kilta müenneslere, dişilere dahil olur. Önüne geldiği şeye her ikisi de anlamı katar. İsme birleşebildikleri gibi zamire de birleşebilirler. Birinci madde bu. İki, bunlar her daim muzaftırlar. Bu iki kelime kila ve kilta her daim muzaftırlar. Dolayısıyla kendilerinden sonra gelen kelime tesniye ve mecrur olmak zorundadır. Çünkü muzafın ilehler ne olur? Mecrur olur. Örnek, kilel kalemeyni. Dikkat ederseniz, kalem kelimesi erkek diye kila kullanmışız. Kalemeyni mecrurun bil Tesniye olduğu için ya ile mecrur. Kilel muallimeyni. Öğretmenlerin her ikisi. Kilel deftereyni. Defterlerin her ikisi. Kilel kelbeyni. Köpeklerin her ikisi. Kelp kelimesi erkek kila kullandık. Defter kelimesi erkek kila kullandık. Muallim kelimesi erkek kila kullandık. Kalem kelimesi erkek kila kullandık. Ortak noktalarını hepsi ya ile mecrur tesniye ve mecrur olarak geldiler dikkat ettiğiniz üzere. Aynı şekilde kilta kelimesi tamamen dişilere gelir. Kilten nafize teyni pencerelerin ikisi, kiltet talibeteyni, kız öğrencilerin ikisi. Kiltas sabbureteyni, tahtaların ikisi derken. Saburatun dişi diye kilta kullandık. Talibetun müennes diye kilta kullandık. Nafizetun müennes diye kilta kullandık. Aralarında muzaf muzafun ile ilişkisi bulunduğu için ne oldu? Nafizeteyni, talibeteyni ve saburateyni muzafun ileyhleri ...tesniye olmalara hasebiyle... ...ya ile mecrur olacak şekilde geldiler. Üçüncü önemli şey... ...bu iki lafız her ne kadar cümleye... ...her ikisi de anlamı katıyorsa da... ...kendileri lafız olarak... ...kendileri lafız olarak müfrettirler. Müfrettirler. Dolayısıyla kendilerinden... ...özür dilerim, kendilerine bir haber getirileceği zaman... Bu iki lafzın müfret oluşları dikkate alınır. Muzaaff'ın ileyhlerinin tesniye oluşu değil. Bakın şuradaki kila kelimesi kendisi müfrettir. Muzaaff'ı ileyhinin tesniye olması beni ilgilendirmez. Ben kalem hakkında konuşmuyorum. Her ikisi hakkında konuşuyorum. Dolayısıyla kila kelimesini ölçü alırım. Kilanın müfretliği beni bağlar. Ona haber getirirken tekil tekil bir müfret bir haber getiririm. Şuradaki kalemeyninin tesniye oluşuna aldanarak oraya meksurani diyemem. Meksurani la yunasit. Meksurani buraya haber olarak uygun olmaz. Yani bu haber ister isim olsun. Burada olduğu gibi bakın meksurun ismi mef'ulunu haber olarak getirmişim. İster isim olsun, ister fiil olsun fark etmez. Müfrettir. Fiilden örneğime görün. Bakın kilel amileyni iki işçi de haraca çıktı. Burada haraca demem. Burada meksurani demem. Tesniyeleştirmem. Haber veya buradaki bakın fiilden haber. Burada isimden haber. E, haberler kesinlikle müfret olur. Tesniyeleşmez. Şuradaki kelimenin tesniye olması sizi aldatmasın. Kila her ikisi de anlamına gelse de lafız olarak kendisi müfrettir. Ve onun bu müfretliği, tekilliği dikkate alınarak getirilen haber isim de olsa tekil, fiil de olsa tekil olur. Kilel kalemeyni, kalemlerin ikisi de meksurun kırıktır. Kilel amileyni, işçilerin ikisi de haraca çıktı. Bunu haraca diye tesniye yapamam. Bunu da meksurani diye tesniye yapamam dişiden örnek. Kilten nafizeteyni pencerelerin ikisi de meksuratun kırıktır. Burada nafizeteyninin iki tane olması beni aldatmamalı. Kilta kelimesi kendisi müfret olduğu için haberi de müfret meksuretun olur. Onu meksuratani şeklinde tesniye yapamam. Aynı şekilde kilte talibeteyni kız öğrencilerin ikisi necehat başarılı oldu her biri ayrı ayrı başarı oldu. Burada et talibeteyninin iki tane olması ya da kilta kelimesinin her ikisi de anlamına gelmesi beni aldatmamalı. Kelimenin müfret oluşunu dikkate alarak ne yaparım? Haberini necehat şeklinde şey yaparım. Tekil olarak getiririm. Necehata demem. Bunu demem. Bu da inşallah anlaşıldı. Dört kila ve kilta bir isimle birleşerek tamlama oluşturduklarında mebnidirler. Cümledeki konumları veya önlerine gelen amiller nedeniyle değişikliğe uğramaz, kendi halleri üzere kalırlar. Kila kila olarak kalır, kilta kilta olarak kalır. Yani e, yaya dönüşmez, olduğu gibi kalırlar. Yani cümlede merfu ya da mansup bir konumda olmaları veya önlerine bir harfi cer gelmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Kila ve kilta olarak kalmaya devam ederler. Örnek, kila talibeyni, bu iki erkek öğrenci, ikisi de fi hurfetil müdiri, müdürün odasındadırlar. Burada kila, dikkat ederseniz müptedadır, kila, kila olarak kalmış hiçbir şekilde değişmemiş. İkinci örnekte diyeceksiniz ki hocam zaten müpteda merfudur. Elif de ref alametidir. Hayır. Başka şekilde de olsaydı yine değişmeyecekti. Çünkü isimle tamlama oluşturmuş. Zamire birleşirse biraz sonra ona geleceğiz. Zamire birleşirse bunun hali değişir. Ama isme birleşir, isimle tamlama oluşturursa kesinlikle bir değişikliğe uğramaz. Kilet dali beyni erkek öğrencilerin ikisi de fi gurfetil müdiri müdürün odasındadır derken isimle bir tamlama oluşturduğu için onunla terkip oluşturduğu için kila değişmedi. Hemen ikinci örnek mansup haline bir örnek. Ra'aytu gördüm kila beyni. bu iki öğrenciyi gördüm fi gurfetil müdiri müdürün odasında gördüm. Şimdi ra'aytu fiili mazi tu fail eneyi temsil ediyor. Ben gördüm kimi gördüm? Kilet talibeyni. Bakın burada mefulum bihtir. Normal şartlarda zihnin bana onu kiley kiley mansuplaştırmamı söyler. Kilet talibeyni'yi kiley et talibeyni yapmamı bana söyler. Hayır. Kila isimle birleştiği isimle birleşerek terkip oluşturduğu sürece kila kiladır, mebnidir. Kiley olmaz. Asla dönüşmez. Burada her ne kadar nesne olsa da ya da önüne harfi cer gelse tekellemna konuştuk an hakkında kilet beyni. Bakın an harfi ceri var ve kila yine değişmedi. Niye? Çünkü et beyni ismiyle birleşerek tamlama oluşturuyor, terkip oluşturuyor. Dolayısıyla değişmez. Tekellemna konuştuk an kilet beyni, iki erkek öğrenci hakkında konuştuk derken ne yapmış? an harfi ceri kilanın üzerine amel edememiş. Amel eder ama lafzen etmez. Burada kilaya ismun mecrurun e, mahallen. Mahallen mecrur bir isimdir diye irap yaparız ama bunu kiley şekline dönüştüremeyiz. Harficer onu mebni olması hasebiyle değiştiremez. Atebe azarladı. El mudiru müdür. Ala kilta. Bakın yine harfi cer getirdim. Bu sefer dişisini getirdim. E, kilta talibeteyni. Bu iki kızın, kız öğrencinin her ikisini de müdür ne yaptı? Fırçaladı, azarladı. Burada ala harfi ceri kiltaya etki edememiş. Niye edememiş? Çünkü kilta burada talibeyni ismiyle birleşerek bir tamlama oluşturuyor. Eğer burada isim değil zamir olsaydı bu kilta kiltei olacaktı. Yine burada talibeyni olmayıp da kila bir zamire birleşseydi, isimle değil de zamirle birleşseydi o zaman bu kila kiley şeklini alacaktı. Ama burada değil. Burada olmaz. Mebnidir. İsimle birleşirse mebnidir. Hiçbir değişikliği kabul etmez. Bir kuralımız da buydu. Gelelim diğer kuralımıza. 5 bilinmesi gereken 5. madde. Ee, bu arada Kila ve kilta kelimeleri, kila ve kilta kelimeleri zamirle birleşerek tamlama oluşturursa kendi asli hallerini koruyamazlar. Diğer tesniyelerde olduğu gibi ya harfi ile mecrur ve mansup olurlar. Eğer merfu konumdaysa yine kila kiladır. E oradaki elif onun ref alameti olur. Kila kila olarak kalır. Yine kilta kelimesi cümlede fail olma, kâneye isim olma, inneye haber olma, mübteda olma, haber olma gibi bir merfu konumda gelirse kila yine kendini korur, kilta yine kendini korur. Buradaki merfuluk alameti eliftir. Aynen kalır. Ama bir zamirle tamlama oluşturan kila ve kilta cümlede mansupsa kileyhima kilteyhima'ya dönüşür. Ya da kendinden önce harfi cer gelmiş ve bir zamire birleşmişse an hima, an hima şeklinde ne yapılır? Ya ile mecbur olur. Bütün tesniyeler öyle değil mi? Elif ile merfu, ya ile mansup veya ya ile mecrurdur. Bunlar da zamire birleştiğinde doğrudan normal tesniyeler gibi artık mebni olmaktan çıkar, mebni olma hakkını kaybeder ve e, harfle iraplanmaya başlar. Örnek, e su aldım Kiley hima ikisini de minel matari hava alanında. Burada hima zamirine birleşip İsme birleşmeyen kiley, ehaze fiilinin mef'ulu olması hasebiyle ne olmuş? Ya ile mansup tesniye bir kelimeye dönüşmüş. Ehaz su aldım, ben aldım. Kimi aldım? Kileyhima, o erkeklerin ikisini aldım. Nesne olduğu için dikkat edin. Ya ile mansup tesniye bir kelime. Hima, zamir. Burada muzafun ile. Akabe cezalandırdı el mudiru müdür kil teyhima o kızların ikisini o bayanların ikisini cezalandırdı. Şimdi akabe fiil mudiru fail müdür cezalandırdı. Kimi kil teyhima her ikisini. Burada kil kelimesi eğer açık bir isme birleşseydi o zaman kesinlikle yine Kilta olarak kalacaktı. Ama şu an burada olduğu gibi hima zamirine birleştiğinde mebni olma hakkını yitirir ve dolayısıyla ya ile mansup bir tesniyeye dönüşür. Kil hima. Cerrabtu denedim en eskube delmeyi bi hima matkapların ikisiyle birlikte lakin lemenceh başarılı olamadım. Şimdi burada Cerrabtu denedim. En eskube delmeyi. Ne ile bi kileyhima. Matkap uçlarını kastediyor olabilir. Ya da miskap. Matkap kelimesini niyet etmiş olabilir. Bir kileyhima. Buradaki B harfi ceri normalde kilaya etki etmezdi. Eğer burada hima zamiri değil de açık bir isim olsaydı o zaman B harfi ceri buna tesir edemezdi. Ve kila olarak kalırdı. Ama isme değil zamire birleştiğinde mebni olma hakkını yitirdiği için bu arkadaş ne oldu? Kileyhima ya ile mecrur ya ile mecrur bir tesniyeye dönüştü. İnşallah konu anlaşılmıştır. Şimdi sorular üzerinden bunu pekiştirelim. Böyle İmkan dahilinde YDS kalitesinde birkaç tane soru hazırladım. Konu pekişsin diye. Hep birlikte onlara bakalım. Alel min enne sulehfate vel gurabe nokta nokta huma dikkat edin isme birleşmemiş zamire birleşmiş minel hayvanati el etveli umran mi alel min enne bu deyim mesine rağmen sulehfate vel gurabe karga ile tosba. huma her ikisi de minel hayvanatil etvali umran hayvanların en uzun ömürlülerinden olmalarına rağmen illa enne şu var ki ehadehuma yetiru birisi uçar fil havai gökte uçar ve ahara diğer ise yazhafu alel ardi yerde sürünür Haza işte bu yani la yetallakul emru bu şu demektir ki mesele el-emru bil mekanil lezi ta'işu fihi. Senin nerede yaşadığınla ilgili değildir. Bu meselenin senin nerede yaşadığınla ilgili olmadığı anlamına gelir. Şimdi burada bizi ilgilendiren boyutuna gelelim. Kelime getireceğiz, nasıl getireceğiz? Öncelikle burada bedel konusunu bilmeniz lazım. Gurab ve sulahfat, ennenin isimleri. Enne konusunu bilmeniz lazım. Enne, inne, keenne bunlar isim alır, nasip eder. Enne sulahfate vel gurabe. İkisini de mansuplaştırdı mı? Mansuplaştırdı. Şimdi burada gelen pekiştireç, bu iki mansup kelimeden bedel. Yani onlardan bedel olunca, bedel mübdal'un min'in harekesini almak zorundadır. Buraya gelecek kelimenin, buraya gelecek kelimenin kesinlikle mansup olması gerektiğini bilin. Niye? Çünkü isme değil zamire birleşmiş. Zamire birleşmişse mebni olmaktan çıkar. Ne olur? Morap olur ve buradaki irapta ney? Ennen'in ismi olduğu için mansupluk. Yani bir kere bunlar mansup olacak. Dolayısıyla Kila merfu at gitsin, kilta merfu at gitsin. Ayla şıkkı gitti. Şimdi geriye bir şey daha kaldı. Burada bir kural daha bilmeniz lazım. Y de mantık olur zaten. Birden fazla bilgiyi ölçmek. Bakın önce Ennen'in ismini mansup ettiğini tespit ederekten, bunu dikkate alaraktan ne yaptık? A ve B şıkkını attık. İkincisi bu pekiştirme harfinin, pekiştirme harfinin bu iki isimden bedel olduğunu konuştuk ve bedelle mubdelun minhin birbirinin harekesini aldığını bedel her zaman mubdelun minhin harekesini alır bunu dikkate alarak mansup olması gerektiğini söyledik eyvallah bu ikinci bilgiydi üçüncü bilgi de şu bir yerde bir dişi bir erkek varsa sülehvat dişi gurab erkek bir dişi bir erkek varsa dişi erkeğin arkasında kalır cümle erkeğe göre düzenlenir. Dolayısıyla kilteyi de buradan kaybetti. Burada B harfi C'den hiç ihtiyaç yoktu. Bu da oradan kaybetti. Kiltey kelimesi de dişilikten kaybetti. Çünkü hurap erkek ne yapar? Daha sonra gelmiş olsa bile buradaki sülehfat dişi kelimesini kendi gölgesinde bırakır. Cümle erkeğe göre düzenlenir. Doğru cevap ne olur? Kileyhima. Her ikisi de. Minel hayvanatil etvali umran En uzun yaşayan hayvanlardan oldukları halde Burada doğru cevap C şıkkı olur Dikkat ederseniz bir sürü bilgiyi aynı anda şu küçücük yerde ölçtük Hemen bir diğer soru Tekharrece mezun oldu Ahmet ve Zeynep. Bakın faillerim iki tane Ahmet ve Zeynep Ama Zeynep'i yok saydım Ahmet üzerinden teharraca dedim. Zeynep'in bulunmasını dikkate alarak fi ile demedim diyemem. Teharraca mezun oldu. Ahmedu Ahmet ve Zeynep'u ve Zeynep. Burada ikisinden bedel olacak şekilde, ikisinden bedel olacak şekilde kila veya kilta harfini kullanacağım bir pekiştireç olarak. Her ikisi de mezun oldu. Demin ne dedim? Orada bir erkek bir kadın varsa erkek dikkate alınır. Dolayısıyla her ne kadar içinde Zeynep bulunsa da benim buraya getireceğim pekişireç kesinlikle, kesinlikle kila olmalı. Kila olmalı. Zeynep yok hükmündedir. Tamam. O zaman kilta'ların tamamını atalım. A şıkkında kilta var. Kaldır at. B şıkkı dursun. C şıkkı dursun. D şıkkında kilta var. Kaldır at. E şıkkı dursun. Tamam, bir bu. 2. Az önce dedik ki bu kelimeler manayı pekiştirmek üzere, kila ve kilta manayı pekiştirmek üzere gelir ve kendinden önce gelen isimlerden bedeldirler. Oradan bedel olunca buradaki Ahmedu ve Zeynebu taharruca fiilinin faili ve merfu kelimelerdi, değil mi? Dolayısıyla bu gelen pekiştirgeç de merfu olmak zorunda. Kila şeklinde elifle gelmek zorunda. O zaman bu dişiydi diye bunu attık. Bu yayla geliyor. Bunu da attık. Bu kilahuma uyuyor. Beklesin. Bu kiltahuma dişi attık. Bu kilahuma uyuyor. Kalsın. Tamam. Devam ediyorum. burada aradığımı bulamadım. Bir ikinci boşluk var. Cümleyi devam edip İkincisini de tespit edip eleme yoluyla doğruya ulaşacağım. Min nefsi kulliyetil hendeseti. Aynı mühendislik fakültesinden mezun oldular. Ahmet ve Zeynep her ikisi de aynı mühendislik fakültesinden mezun oldular. Beynema esbaha Ahmedu racule a'malin meşhuren. Özür dilerim bu da Elif'i unutmuşum. Beynema iken esbaha olmuş iken dönüşmüş iken Ahmedu Ahmet racule amalin bir iş adamına meşhuran meşhur bir iş adamına dönüşmüşken verada gelen ismuhu duyulan bilinen ismuhu adı fi cemii alemi bütün dünyanın her tarafında me'a şeriketil bermeciyyati yazılım şirketiyle elleti H. Kurduğu, kurduğu, özür dilerim, yanlış oldu. Kurduğu, kurduğu yazılım şirketiyle bütün dünyanın her yerinde ismi anılan meşhur bir iş adamı olduğu halde Ahmet, ihtarat seçti. Zeynep, Zeynep entekune olmayı Rabbete beytin ev hanım olmayı tercih etti. Lem tuqaddim sunmadı. El hayatu hayat nefsel furasi aynı imkanları sunmadı. Şimdi burada li yine bakın li harfi ceriyle geldi. Geri de Zeynep ve Ahmet var. Zeynep yok hükmünde. O zaman kilteyleri atacağım. Burada kiltey var. Attım. Burdusun. Burada kiltey var. Attım. Burada ne var? Kiley var. Kilahuma var. Kileyhima var. E şıkkı doğru gibi görünüyor. Burada başka. Şimdi burada birincisi ötreli olacak mıydı? Merfu daha doğrusu olacaktı ve elifle gelecek miydi? Evet. Buraya kilahuma. Teharraca Ahmedu ve Zeynep'u kilahuma. Ahmet ve Zeynep her ikisi de mezun oldular. Nereden? Min nefsi kulliyetil hendeseti. Aynı mühendislik fakültesinden mezun oldular. Fakat hayat ikisine de aynı fırsatı sunmadı. Li kileyhima. Yani buraya kilahuma, buraya da kileyhima. Doğru cevap ne olur? E şıkkı olur. E şıkkı benim doğru cevabım. A şıkkı. Kilta diyor dişi. Kafadan kaybetti. Yine kilteyi diyor kafadan kaybetti. B şıkkı. Kiley diyor. Hayır. Merfu olmalıydı. Yayla değil. Elifle gelmeliydi. Kaybetti. Kilahuma. Bu kısmı tutuyor. Ama ikinci şıkkında kil teyhima. Zeynep'i dikkate almış. Almamalıydı. Cümle Ahmet'e göre inşa edilmeliydi. Olmadı. Kilta. Burada kaybetti. Bu kısmı doğru. D şıkkının. Burası yanlış. Burası doğru. Bu da olmaz. E şıkkının. Her ikisi de doğru. Kilahuma ve li kileyhima şeklinde gelmeliydi. Dikkat ederseniz doğru cevap e şıkkı olur. Bir diğer soru. Tehaddese konuştu el amidu dekan bir sarahatin açık bir şekilde konuştu anil vada'i duruma yönelik. Mea ile suade suatla ve fatımete fatımayla. Dekan durumu suat ve fatımayla açık bir şekilde konuştu ve akhbera, haber verdi huma ikisine anne ikisinin de seyyetin mufaslu uzaklaştırılacağını nokta noktuma minel medreseti okuldan li muddeti şehrin bir aylığına alel ekal en az her ikisinin de en az bir ay okuldan uzaklaştırılacağını kendilerine söyledi neye göre Wifkan e göre li levaihit teedibi disiplin yönetmeliğine göre. Disiplin yönetmeliğine göre her ikisinin de okuldan en az bir ay uzaklaştırılacaklarını kendilerine bildirdi. Şimdi arkadaşlar burada Suat kelimesiyle ilgili bilerek bu ismi seçtim. Suat Türklerde e, erkekler için kullanılırsa da aslında Suat bir bayan ismidir. Bu ismi kasıtlı seçtim. Burada iki tane bayanımız var. Onu görmenizi istedim. Burada benim kendisine yer verdiğim her ikisi de bayan olunca bütün bağlamı bayana göre inşa etmek zorundayım. Şuradaki pekiştirme harfi Suat ve Fatma'nın her ikisiyle de konuştu. Her ikisiyle de konuştu. Mea harfi ceri Suada ve Fatıma'ya etki etti mi? Etti. Mea Suade ve Fatımete. Bunlar gayrimunsarif diye fetha ile mecrur iki tane isim mea kendinden sonra gelenleri esreleştirdiğine göre buraya da kesinlikle esreli bir kelime gelecek. Ee, bir de zamire birleşmişse mebni olmaz. Mureptir. Yani esreli hali olur. Şimdi buradaki kilta merfu. Buradaki elif onun merfuluk alameti. Bu olmaz. Kiley erkek. Bu da olmaz. Kilta merfu. Bu da olmaz. Kilteyi. Bu olur. Kila bu erkek, bu da olmaz. Doğru cevap otomatikmen devamını görmeden de D olarak karşıma çıkıyor. Tehaddese konuştu. El amidu dekan biserahatin açıkça anil vad'i konuya dair konuştu. Duruma dair konuştu. Ma'a ve fatimete suat ve fatimayla kilteyhima her ikisiyle de konuştu. Ve ahbera haber verdi. Huma onlara ennehuma ki ikisi de seyyetin mufaslu uzaklaştırılacak e, ee, hima. her ikisi de burada faslu muzaftır. Kilte muzafi ileyhtir. Dolayısıyla o da mecrur olacak. Faslu hima. ikisinin de uzaklaştırılması gerçekleşecek. Minel medreseti okuldan li şehrin bir aylığını alel ekal en az vifkan lillevahit diyebeti ee, disiplin yönetmeliğine göre. Dikkat ederseniz doğru cevap burada kilteyhime olacak. Niye? Zamire birleşmiş, isme birleşmemiş. Dolayısıyla muhreptir. Burada e, suatla Fatıma me'adan dolayı mecrur olunca, şu kelime de onlardan bedel gelince, onların yerine alınca ne yaptı? Onunla aynı harekeyi paylaştı ve mecrurlaştı. Aynı şekilde burada da fassu muzaftır. E, kiltey muzafi ileyhtir. Muzafi mecrur olur. Yine mecrur geldi. Bir diğer örnek. A rağmi min enne Mısra ve cümhuriyete cenubi İfrikiya, e rağmen Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti, ikisi de e en zengin devletler, fi İfrikiya, Afrika'daki en zengin devletler olmalarına rağmen, illa ennehuma, ancak şu var ki ikisi, la yunticani, Özür dilerim burada küçük bir hata yapmışım. İlla ennehuma la tuntijani üretmezler. Ve u'dan vahiden bir kürdan bile lil esnani bir diş kürdanı bile üretmezler. Kullu dahlihima o ikisinin bütün gelirleri ye'ti gelir minen nefti vel mucevherati petrolden ve mücevherden gelir. Ve huma bu iki devlet seta enfusuhuma kendileri değil testahricanihima buradaki o petrolü ve mücevherleri kendileri çıkarıyor değillerdir. Bel bilakis el buldanul musta'maratu sömürgeci devletler testahricuhuma o mücevheri de petrolü de yine onlar çıkarır basit bir miktarını bunlara vergi olarak verirler. Bu garibanlar da kendi malzemelerini çıkarmaktan aciz oldukları için hiçbir çöp bile üretmezler. Buna meydan verilmez. Şimdi burada hima zamirine birleşecek kelime ne olmalı? Onu görelim. Arkadaşlar öncelikle şunu dikkate alacağız. Her türlü ülke ismi herhangi bir dişilik alameti bulunmasa bile ülke ve şehir isimleri müennestir. Mısır kelimesinin dişi olduğunu, yine Güney Afrika Cumhuriyeti derken Cumhuriyet kelimesinin dişi olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla ben burada iki tane bayandan bahsediyorum. Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti. İki tane dişi, müennes kelimeden bahsediyorum. Bayan demeyelim de komik oluyor. İki tane müennes kelimeden bahsediyorum. Demek ki kila kafadan gitti. Kullun min, kullun min huma hareke yönünden gitti onlardan her biri bu en neden dolayı kullen min olsaydı bu şık doğru olurdu. Enne isimlerini nasip eder ya enne Mısra ve Cumhuriyete ikisi de mansup ya buraya gelecek olan ve onu temsil eden kelime de kesinlikle ne olmalıydı? Mansup olmalıydı. Şimdi kila erkek olduğu için gitti. Kilta mansup olmadığı için gitti. Kiley mansup ama erkek o da bu yüzden gitti. Kiltey. Hem mansup hem dişi. işte aradığım doğru cevap. Bu da kullun mu kullu kullin mi belli değil. Ama mansup olsaydı kullen min. Burada bir elife ihtiyaç olurdu. Şöyle olmalıydı. Elif yok. Elif olmadığı için bu da oradan gitti. Dolayısıyla buradaki doğru cevap kesinlikle D şıkkı olmak zorundadır. El ittisaqu istikrar vel ve ciddi çalışma huma evet bu ikisi miftahani iki anahtardır esasi yani iki temel anahtardır lin başarının başarının iki temel anahtarı istikrar ve ciddi çalışmadır la yumkinu. mümkün değildir li şahsin, bir kişi için leysa ledeyhi olmayan ledeyhi dikkat edin leysenin haberi önüne geçti leysenin ismi burada yok leysenin ismi burada yok ve yine dikkat edin, dikkat edin. El emreyni ismine birleşmiş. Kesinlikle ama kesinlikle burası ne olursa olsun merfu. Bakın bu mansup ya da mecrur. At gitsin. Şu mansup ya da mecrur. At gitsin. C şıkkıyla D şıkkı hiçbir şekilde olmaz. Niye? Çünkü el emreyniye birleştiyse, açık isme birleştiyse, bunlar Elif üzere mebnidir. Kila ve kilta hiçbir şekilde değişmez. Ha Diğer yandan Leysa'nın ismi olmakla da ayrıca merfudur ama o bizi ilgilendirmiyor. Leysa'nın ismidir. Haberi önüne takaddüm etmiş. Beni ilgilendirmiyor. Sırf El emre Emreyni'ye birleşti diye bundan dolayı e, merfu olacak. Şimdi burada ben neden bahsediyorum? Ciddi çalışma ciddi çalışma ve istikrar. İkisi de erkek mi? Erkek. O zaman hiç düşünmeye gerek yok. Benim doğru cevabım A şıkkı olur. Bu kullen min. Hayır. Kullen min olmaz. Çünkü kullun min. Leysen'in ismi olduğu için. E şıkkı buradan kaybetti. Hareketen. Kilte'yi ve kiley. Bu ikisi mansup ya da mecrur olmaktan kaybetti. Çünkü isme birleşince hep merfu olmalı. Kilta cinsiyetten kaybetti. Çünkü burada ittisak erkek, amel erkek kila olmalıydı. Doğru cevabım A şıkkı olur. Dikkat ederseniz. Bir diğer soru. Bi kullin min imtihaney el-rabi'i vel harif. Fi kullin her birinde. Min <laughs> imtihaney sınavların el-rabi'i <laughs> vel harif. İlkbahar ve son sınav, sonbahar sınavlar. Lillugatil arabiyyeti. Arap diline yönelik ilkbahar ve sonbahar sınavlarının her birinde turihat soruldu, esiletun sorular, havle e dair istihdami kelimeteyi şu iki kelime kila ve kilta, kila ve kilta kelimelerinin kullanımına dair sorular soruldu. Ma yecibu gereken en ya'rife bilmesi hu kendisini et talibu öğrencinin Öğrencinin bilmesi gereken an hakkında hazel mevzuu bu konu hakkında öğrencinin bilmesi gereken huve şudur enne ki hu iza kanet olduğunda bu iki hateynil kelimeteyni bu iki kelimenin ikisi de olduğunda muzafen ila ismin bir isme muzaf olduğunda fe inne bunyete huma bu ikisinin bünyeleri yapıları La tetagayyaru değişmez alel itlaki kesinlikle. Bir önceki soruda bunu gördük. Ve ma'azalik bununla beraber izâ kânet eğer olursa hatanil kelimetani bu iki kelime kila ve kilta kelimeleri olursa muzafen muzaf olursa ile damirin muttasılin bir muttasıl zamire muzaf olursa fetetegeyyeru değişir bünyetuhuma bünyeleri değişir. Neye göre? wifkan li mawqi'ihima konumlarına göre ve vazifatihima görevlerine göre fil cümleti cümledeki cümledeki konumlarına ve görevlerine göre bir de wal <laughs> awamil kendilerinden önce gelen amillere göre hani harfi cer falan gelirse ona göre harekeleri değişir Şimdi çaktırmadan bu soruda şu ana kadar anlattığım bütün konular tek paragrafta size bu sefer Arapça anlatmış oldum. Ama şuraya da bir boşluk bırakarak doğrusunu buraya getirmenizi istedim. Şimdi Hateyni nedir? Hateyni bir isimdir. Hangi türden bir isimdir? Hateyni ismu işarettir. Zamir midir? Mutlasız zamir midir? Hayır isimdir. O zaman buraya gelecek kelime kânetin ismiymiş değilmiş beni ilgilendirmez. Ben bunun hangi kelimeyle tamlama oluşturduğuna bakarım. Hangi kelimeyle tamlama oluşturduğuna bakarım. Bir kere kendisinden bahsettiğim kila ve kilta iki tane kelimedir. Kelime kelimesi dişidir. Burada da burada da hateyni ile tamlama oluşturduğu için merfu gelmek zorundadır. Bu mansup ya da mecrur kaybetti. Bu mansup ya da mecrur, kaybetti. Bu kânenin ismi olmak, ötre olmayı gerektirirdi, mansup, kaybetti. Kullen min, bu da kaybetti. O zaman kila, evet merfu, tam istediğim şey ama erkek. Ben iki kelimeden bahsediyorum. Kelimetun kelimesi. Dolayısıyla doğru cevap ne olmalı? İza kânet kilta hâteynil kelimeteyni. Eğer bu iki kelimenin her ikisi de olursa, ne olursa muzafen, muzaf olursa ila ismin, bir isme muzaf olursa, doğru cevap beşik olmak zorundaydı. Bir diğer soru, Amerika, Rusya, Amerika ve Rusya, kiltahuma her ikisi de devletun musta'amiratun, sömürgeci devletlerdir. Şimdi geri de demiştik ki, geri de demiştik ki, her ne kadar, kilta kelimesi ve kila kelimesi cümleye cümleye her ikisi de anlamı katıyorsa da kendisi müfrettir. Bakın haberleri tekil gelir. Devletun tekil geldi. Dikkat edin. Burada. Özür dilerim. Muzafen tekil getirdim. Fark ediyor musunuz? Muzafen tekil getirdim. Bu da önemliydi. Unutmayalım. Amerika ve Rusya kilta Amerika ve Rusya kiltavhuma her ikisi de devletun musta'amiratun sömürgeci devletlerdir. Leyse yoktur leha rahmetun acıması olmayan sömürgeci devletlerdir. Eraketa akıtmışlardır. Akıtan devletlerdir. Sıfat. Eraka yuriku bir sıvıyı akıtmak. Eraketa akıtan devletlerdir. Dima el melayini milyonlarca insanın kanını akıtan, merhameti acıması olmayan sömürgeci devletlerdir. Minen nasi, insanlardan milyonlarcasını. Bunu da niçin yaparlar? Sa'yen amacıyla, li tahkiki gerçekleştirme amacıyla, hulmil istila'i egemen olma hayalini nereye? Ale ziyametil alemi bütün dünyanın liderliğini ele geçirme hayaliyle insanlardan milyonlarcasının kanını akıtan, acıması olmayan sömürgeci devletlerdir her ikisi de Amerika ve Rusya. İza raket eğer hareket ederse dualül alemi dünya devletleri bir şeklin cemaiyin toplu şekilde hareket ederse dıdde hateyni devleteyni bu iki devlete karşı bu iki devlete karşı dünya devletleri toplu hareket ederse fe mümkün olur ha bu devletlere H u son vermek hadi problemlerine sıkıntılarına her ikisinin de çıkardığı başlarına açtığı dertlere son vermek ne olur mümkün olur şimdi burada dikkat ederseniz ne gelecek Öncelikle kelimemiz kila ya da kilta neye birleşmiş? Zamire. Zamire birleştiyse buradaki konumu dikkate alınır ve ona göre merfu mu, mecrur mu, mansup mu karar verilir. Humaya birleşmiş. O zaman konum önemli. Burada yumkinu fiilinin yumkinu fiilinin faili inhadır, merfudur. İnha İldihat kelimesi bunun muzafı ileyhidir. Diğeri de bu da ikinci muzafı ileyhidir. Humma da üçüncü muzafı ileyhidir. Yani inhayla başlayan, İzdihat şu kila kilta ve humayla devam eden dörtlü müteselsil zincirleme isim tamlaması var. Yani bu izdihadın muzafın ileyhi olduğu için kesinlikle mecrur olacak. Kila merfu at gitsin. Kilta merfu at gitsin. Kileyi dursun. Kilteyi dursun. Kullen min mansup at gitsin. Geriye iki tane şık kaldı. Kiley Wakiltey. Şimdi biz neden bahsediyoruz? İki devletten. Bütün ülke devlet isimleri dişi miydi? Dişiydi. Kiley erkek. At gitsin. Geriye bir tane kaldı. Kiltey. Doğru cevap budur. Arkadaşlar inşallah konu anlaşılmıştır. Hemen şimdi bunu YouTube'a yükleyip dostların hizmetine sunacağım. Dualarınızda ismen anılmak temennisiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.